Eski milli futbolcu Gökhan Zan depreme memleketi Hatay'da yakalandı değerli izleyenler. Zarar görmedi ancak sokaklarda enkaz yanında dolaştıkça onun da ciğerleri dağlandı ve ömrünün en zor sınavının canlı yayında bakın nasıl anlattı. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor kurtarılmak için. Elimizden bir şey gelmiyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yaşlı bir teyzeniz bana seslenişik. Kulağımda kaldı. Yavrum ne olur yardım et bana diyor. Üzgün, yorgun şoktaydı. O yıkık, memleketinin evleri, sokakları perperişandı. İnsanların çığlıkları, yaşlı teyzeler, yaşlı insanlar, çöken binada bekleyenler. Hiçbir şey yapamıyorlar. Yeşil sahaların eski yıldızı ömrünün ilk kıyametini anlatacak kelimeyi bulamadı. Sesimiz olur, ne olur sesimiz olun. Çok kötü. Hatay çok kötü. İnsanlar çok kötü. Yardım bekliyoruz. Allah'ını seven buraya gelsin artık. Eski milli futbolcu ve yardımcı antrenör Gökhan Zan 7.7'lik büyük afete Hatay'da yakalanmıştı. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor kurtarılmak için. Elimizden bir şey gelmiyor. Sanki içeride bomba patlamış gibi o kadar sıkıntılı. Her yer bu şekilde. Binlerce yer bu şekilde. Gözü yaşlı, kalbi yorgun canlı yayını açtı. İnsanlar evlerine giremiyor. Kar, kış, kıyamet. Ne olur sesimiz olun yalvarıyorum. Çok zor internet buldum, şarjım da bitecek. Gün ağarınca da kurtarma çalışmalarına katıldı. Arkadaşlar burası Güzelburç Mahallesi. Hemen... Sesimi duyan var mı? Maşuklu. Burası Maşuklu Güzelburç. Nimet abla! Buradayız. Tıpkı 85 milyon gibi onun da tek dileği kabusun bir an önce sonlanmasıydı. Hatay bu durumda. Sadece bir tanesi. Arkadaşlar binlerce bina bu şekilde. Gökhan Zan'ın da söylediği gibi değerli izleyenler, sesimiz olun dedi. Bizler sesiniz olmaya devam ediyoruz.